duruşma gerçekleşti. Mahkeme az önce ara kararlarını okudu. Bizim için önemli olan aslında duruşmada en fazla vakti alan sanık avukatlarının tahliyeye ilişkin beyanlarının mahkeme tarafından kabul görmemesi ve tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin ayrı ayrı aynen devamına karar verilmesi oldu. Buna ilaveten yine benzer şekilde adli kontrolle serbest olan sanıkların da adli kontrol durumlarının devamına karar verildi. Bugün itibariyle 9 Eylül Üniversitesi'nden beklenen bilirkişi raporu dosyaya hazırlanıp girmiş olmadığı için bu raporun beklenilmesine karar verildi. Ve bu maksatla dava 22 Ekim 2024 tarihine ertelendi. Bu süre içerisinde bilirkişi raporunun dosyaya girmesi dosya açısından hayati öneme haiz bir gelişme olarak öngörülüyor. Dolayısıyla 22 Ekim tarihinde davamızın hangi yöne evrileceğini hep birlikte görmüş olacağız. Evet, Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği aileleri ve Rehberler İçin Adalet Platformu aileleri olarak bir duruşmayı daha atlattık. Buradan tüm aileler adına Ahmet Bozkurt'a sesleniyorum. İçeride söylediği beyanlar doğrultusunda. Evet, katilsiniz. Ve gerçekler ortaya çıkacak. 22 Ekim'de üniversitemiz, kurulan ekibin gösterdiği gerçeklerle tekrar her şeyi size göstereceğiz. Masum değilsin Ahmet Bozkurt. Bunu bil. 72 canımızı öldürdün. Bunun cezasını da en ağır şekilde ödeyeceksin. Kamu görevlilerinden bu binanın yapımında sorumlu olan herkes de yargılanacaktır. Gerekirse davalar birleştirilecektir ve en ağır cezayı alacaktırlar. Tüm aileler buradayız. Hiçbir yere gitmiyoruz. İstediğiniz kadar yalan söyleyin. İstediğiniz kadar hikaye söyleyin duruşma salonunda. Hiçbir işe yaramayacak. 72 canımızı öldürdünüz. Cezanızı çekeceksiniz. Bizim şampiyon meleklerimize, turist rehberlerimize verilmiş sözümüz var. Tekrar yineliyoruz buradan. 22 Ekim'de görüşürüz.